Adana'nın Kozan ilçesinde iki katlı binada çıkan yangın hasara yol açtı. Evin ahşap olması nedeniyle ekipler yangına müdahalede zor anlar yaşarken evi yanan kadın kendini alevlerin arasına atmak istedi. Çocukları tarafından son anda tutulan kadın sinir krizleri geçirdi. Hasanpaşa Mahallesi Arık Sokak'ta Yaşar Hatun Karaaslan çiftine ait iki katlı evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Bir bölümü ahşap olan evi saran alevlerin kısa sürede büyümesi ve Kozan Belediyesi itfaiye ekiplerinin araçlarının yetersiz kalması üzerine orman işletmesinden takviye arazöz istendi. Bu sırada binanın yan tarafındaki evlere de yangının sıçrama ihtimali dolayısıyla mahalle sakinleri panik yaşadı. Ben sese çıktım kardeş, ses duyunca. Baktım çocuk odası var orada. Çocuk odasından yangın çıkmıştı. Hep dışarılara fışkırıyordu yangın. Sonra birden yayıldı, etrafa yayıldı işte. Yangın sırasında taziye için komşusuna giden Hatun Karaaslan dönüşte evini saran alevleri görünce fenalık geçirdi. Yanan evini gözyaşları içerisinde seyreden Karaaslan eve girmek istedi. Çocukları İsmail ve Mutlu ile yeğeni Kaan Karaaslan'ın güçlükle tutabildiği kadını komşuları sakinleştirmeye çalıştı. Evin ahşap olması nedeniyle ekipler zor anlar yaşarken alevlerin arasından zaman zaman patlama sesi de duyuldu. Polisin geniş güvenlik önlemi aldığı yangını ekipler güçlükle kontrol altına alabilirken bina kullanılamaz hale geldi.